YGS matematik soru çözümleri 17. soru. Soruda bir aynı şey iki kere yazma olmuş galiba. Şu bunlardan 15 ile başlayan ifade iki kere yazılmış. Şu soru şuraya kadar. Şimdi burada bir küme sorusu var. Nereden anlıyorum? Şöyle ifadeler var. İşte ikisi de şuraya gidiyor. Şuraya gidenler yalnız şuraya gidenler var. Bu tarz ifadeleri hani böyle soruyla ilk göz göze geldiğimde anlıyorsam anlıyorum ki bir küme sorusu sorulmuş. Küme sorularında ne vardır? Genel olarak işte şöyle bir diyagram vardır. A kümesi, B kümesi, ikisinde ortak olan şeyler vardır. Biraz daha ekstra sorularda bunların dışında bir C kümesi tanımlanır. Mesela der ki sınıfta matematik ve Türkçe derslerini alanlar var. Hem matematik hem Türkçe'yi alanlar var. Yalnız matematiği alanlar var. Bir de bu iki dersi de almayanlar var. O zaman getiririz bu matematik ve Türkçe kümeleri ise dışarıya da yazarız. Genelde küme sorularındaki diyagramlar bunlar üzerinden kurulur. Bir sınıftaki öğrencilerin 35'i İngilizce. Öyleyse benim bir tane İngilizce kümem var. Hemen çizelim. 33'ü Almanca kursuna gidiyor. Almancayı da çizelim. Bunlardan 15'i her iki kursa da gittiğine göre. Her iki kursa da gidiyorsa bunların bir kesişimi olmalı. Dolayısıyla kesişen bir alan yaratmalı. Artık şurası kesişen yerim. Her iki kursa da gittiğine göre bu sınıfta bu kurslara katılan öğrencilerin tümü kaç kişidir? Şimdi her iki kursa gideni önce yazıyorum. Neden önce yazıyorum dersek şöyle düşünelim. Şimdi ben düz mantık gittim. 35 İngilizce, şuraya 35 yazdım. 33 Almanca, buraya 33 yazdım. Şimdi burası karıştı yani. Buraya tam olarak ne geleceği belli olmadı. Dolayısıyla hani buraya 15 yazsam tekrar tersten gitmem lazım. Bu 35'ten 15 çıkartmam lazım falan. Onun yerine bu sorularda kesişimleri önce yazmak kolaylık sağlar. Kolaylık dediğim yani bakış açısında bir kolaylık sağlıyor. Şimdi göstereceğim. 15'ini yazdık buraya. İkisinden alan 15 kişi var. Şimdi diyor ki bu sınıfta 35 kişi İngilizce alıyor. İngilizce alanların bölgesi neresidir? Şurası değil mi? Bu bölgenin bir kısmı 15'miş. Onu gördüm ben. 15. Geriye ne kaldı? 20. Dolayısıyla burası da 20 kişidir. 20 artı 15, 35 eder. Doğru, İngilizce alan 35 öğrenciyi bu şekilde yerleştirdik. 33'ü de Almanca kursuna gidiyor. Şu tamamı şuranın 33 olacak. 15 burası. Geriye ne kaldı? 18 kaldı. Dolayısıyla bu şekilde yazdım. Şimdi diyor ki bu sınıfta bu kurslara katılan öğrencilerin tümü kaç kişidir? 20, 15 daha, 35, 18 daha, 53. Soruyu yanlış çözmeyi nasıl yapardık? Şimdi derdik ki düz mantık. 35 kişi İngilizce alıyor, 33 kişi Almanca alıyor. Topladım 68. Hop C şıkkına gittik. Ama öyle değil. Niye? Şimdi mesela Ahmet. Ahmet hem İngilizce alıyor hem Almanca alıyor. Dolayısıyla Ahmet'i hem İngilizce hem Almanca için iki kişi olarak sayamayız biz sınıfı sayarken. Onu bir kişi sayacağız. Bir kişi saymayı bulduğumuz şey de bu diyagram modeli Venn diyagramıyla bu şekilde çözüyoruz. Cevabımız bursa.